Karamehmet'in tüm binalarını eylem alanına çevireceğiz diyen BMC işçileri bu kez de Turkcell'in kapısına dayandı sayın seyirciler. Emekçilere Ulusal Kanal çalışanları ve İşçi Partisi de destek verdi. Haklarını almak için geldiler, almadan gitmeyeceklerini bir kez daha gösterdiler. Onlar Mehmetçiğin mayından koruyan kepileri üreten BMC fabrikası işçileri. Tek istekleri 11 aylık maaşlarını alarak üretime devam edebilmek. Bunun için bir aydır İstanbul'da mücadele veren işçilerin hedefinde bu kez Turkcell vardı. Kara Mehmet'in tüm binalarını eylem alanına çevireceğiz diyen işçiler İstanbul Tepebaşı'ndaki Turkcell binasının kapısına dayandı. BMC işçisi onun arkasında onu kovalayacak, onu yatağında rahat yatırmayacak. 11 aydan beri bu rezilliği çekmekteyiz biz. Paralarımızın ödenmesini istiyoruz. Paralarımızı alana kadar geri dönmeyeceğiz bu yolda. Hakkımız alana kadar burada hiçbir yere gitmeyeceğiz. Her gün gelip her gün bir yerlere gidiyoruz böyle. Karamehmet'in bağlı olduğu bütün şirketlerin önünde böyle görevimizi devam edeceğiz. Emin Karamehmet bizi görmüyor, devlet de görmüyor. İnşallah bunları görür. Yarın da inşallah evlerine gideceğiz. Yani malikanesine gideceğiz. İşçiler mücadeleye başladıkları ilk günkü kadar coşkuluydu. Bugünler için kurulmuş olan Ulusal Kanal'ın emekçileri ve İşçi Partisi de BMC işçilerini yalnız bırakmadı. Bunu da olmazsa kayıp, yazıklar olsun burada olmasaydık. Ulusal Kanal bunun için kuruldu. Hakkını arayan işçi için kuruldu. Ulusal Kanal direnen işçi için kuruldu. Yoksul için kuruldu. Ve işlevini yerine getiriyor. Biz de emekçi arkadaşlarımızın yanında yer almaktan onur duyuyoruz. Ulusal Kanal olarak direnişin başladığı günden beri işçilerin yanındaydık. Onlarla omuz omuzaydık. Bugün de buraya onlara destek olmaya geldik. Gençlik her daim işçinin, emekçinin yanındadır. İşçi sınıfının her zaman, her daim yanındadır zaten İşçi Partisi. Biz de İşçi Partisi öncü gençlik olarak her zaman bu eylemlerin içindeyiz. İşçi sınıfıyla omuz omuza mücadele ettik. Hep böyle olacak. İşçi Partisi öncü gençlik üyeleri Turkcell binası üstüne çıkarak "Şartel inecek, hükümet gidecek" pankartı açtı. Emekçiler eylemin ardından otobüslere binerek alandan ayrıldı.